Selamlar arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine buluştuk çok şükür rahatsızlık dönemimde bana şifalarını ve iyi dileklerini gönderen grubumdaki tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar iyi ki birlikteyiz hepinizi çok seviyorum şimdi çok yakın bir zamanda yaşadığım bir olaydan dolayı bir konuya el atmayı istedim. Bunu aktarmayı istedim. E, belli zamanlarda yazılarımda bu konudan bahsetmiştim. E, negatif etkilerden. Ancak eterik kancaları çok da fazla girmemiştik. E, daha basit bir anlatımla e, hepimizin e, rastladığımız e, olayları da bahsederek... Bu konudan bahsetmek istiyorum. Ee, anlamaya çalışalım. Ee, bu şekilde e, epifiz bezini koydum. Önüme e, medyadik bir kişi değilim biliyorsunuz. Kendimi göstermekten de e, mutlu olmuyorum. Genelde de size sesle ulaştım. Şimdiye kadar 75 tane e, video oldu. Youtube'da biliyorsunuz. Ee, ve... Yıllardır da yazılarımla size ulaşıyorum. Ee, çok şükür artık e, bu yazıları e, okuyan ve merak eden insan sayısı eskiye göre bir hayli arttı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kitabımı da biliyorsunuz koşulsuz e, karşılıksız bir hizmetle e, yayınladık. Ee, okuyorsunuz sorular soruyorsunuz bu da beni çok mutlu ediyor birlikte öğreniyoruz ee, ben de sizden öğreniyorum siz de benden öğreniyorsunuz zaman içerisinde de daha fazla e, açılmamış olayları konuları anlatacağız e, hatta daha derin akışlara da gireceğim şimdi bugünkü konumuza girelim bugünkü eterik kanca olayını biliyorsunuz ben genel olarak yaptığım seslerde de karşıma bir olay ya da bir sebep çıkmadan bir konuya girmem. Bugün anlattığım eterik kanca olayını da yakın bir zamanda birisiyle yaşadığım bir olaydan dolayı en sonunda sesin en sonunda anlatacağım. Ama önce neymiş eterik kanca, onu anlatalım. Her zaman sureyle başlarım. Gene sureyle başlayacağım. Enam suresi 128. ayetle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de pek çok şey anlattığı gibi bu kanca olayını da, bu simbiyotik birlikte yaşama olayını da Kur'an-ı Kerim bize e, anlatmış. Tabi e, bu Kur'an'ı anlayabilene. Diyor ki Enam suresi 128. ayette. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir. Ey cin topluluğu insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları. Ey Rabbimiz bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki Allah'ın diledikleri yani affettikleri hariç içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed şüphesiz senin Rabbin hüküm ve ekme sahibidir. Hakkıyla bilendir. Evet, gördüğünüz gibi bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de Pek çok ayette de anlatılmış ama en çok Enam suresi 128. ayette ee, bunu bilmekte fayda var. Evet, ilk başta eterit plandan bu farkındalığımızla anlayabileceklerimizden söz edelim. Bu benim için de hepimiz için de geçerli. Ee, benim penceremden dökülenler. Burada asrel cin dediğimiz bedene ihtiyaç duyan varlıklar olduğu gibi Astral planda bedenleri bir mekanda olurken bilinçlerini başka bedenlere projekte ederek enerji ile beslenenler de var. Veya tamamen eterik bedende olup bilinç olarak var olanlar var. Yani bu eterik plana varlıkları çok çeşitli. Bazılarımızın gördüğü of varlıkları mesela. Evrenin her yerinde yaşayabilirler. Bu parlayan küre varlıkların bilinci ve telepatik iletişimleri vardır. Aslında bütün varlıkların birbirleriyle telepatik iletişimleri vardır. Ee, diller de ilk önce tekti. Kuranda da diyor önce tek ümmettiniz sonra e, birbirinizden ayrıldığınız için dilleriniz de ayrıldı. Tekrar orba dönelim. Ortalarında bir boşluk var gibi görünür ve enerji odakları bulduklarında bunlar onun üstünde kümelenirler. Gezegenlerin elektromanyetik yollarını takip eder ve gezegenlerin elektrik alanlarından beslenirler. Bazıları tüm yaşam döngülerini tek bir gezegende tamamlarlar veya başka yerlere de gidebilirler. Ben Orp özellikle dağlarda pek çok defa gördüm Hatta bazen sabah vizyonel olarak görüyordum mesaj iletiyorlardı Gel diyorlardı ve gidiyordum Dağdaki bir yerim var orada bir sürü orp önüme geliyordu Hatta bir iki defa onlara... Derdimi anlattıktan sonra aynı gün içinde söylediğim şeyin gerçekleştiğini, fiile döndüğünü gördüm. Neyse yani birçoğunuz demeyeyim bazılarınız da orb görüyor bunu da biliyorum. Bu varlıklar var. Genelde de doğada olurlar. Ama sadece şeyde de değil dünyada da değil evrenin her yerinde bu tarz varlıklar var. Bunlar mitoz gibi bir üreme ile çoğalırlar ve enerji ile beslenirler. Çıplak gözle herkes göremez ancak belli bir ruh ergiliğinde olanlar veya travmatik veya uyarıcı kullananlar da görebilir ve farkındalığa sahip olurlar. Bugün bilim çevreleri bu eterik varlıkların varlığını kabul etmiş durumdalar. Evrende sayısız çeşitte ve büyüklükte eterik varlıklar vardır. Bazısı kuantumsal mikro ölçeklerde, bazısı güneş sistemini kaplayacak kadar büyüklükte olabilir veya daha da büyük. Bu varlıklar diğer varlıklarla iletişim kurma konusunda istekli olmayabilirler. Ee, yani aslında bütün boyutlar arasında da mühür var. Birbirlerinden ayrılmış durumdalar. Bu hayvanlar alemiyle bizim aramızda da biz onların tam farklılığına varamıyoruz ya da üst yoğunluklardaki, boyutlardaki varlıkları aramızda perde var, mühür var. Ancak bunları hak ediş sahibi olanlar veya davet edenler veya telepatik bir şekilde bağ kurup çağıranlar, bu boyutlar arasında iletişim kurma olayı bu şekilde gerçekleşebiliyor. Yani... Her bir boyutun Matrix planı farklı. Aslında her insanın Matrix planı realitesi de farklı. Özellikle bizim bulunduğumuz 3 ve sonraki dörtte bu realiteler yaşanıyor. Daha sonra hakikatler alemlerine giriliyor. İşte orada saf ışık bilinç varlıklar var. İsterseniz belekler deyin. Devam edelim. Bilinç seviyeleri alt astral seviyesinde olan cinler gibi yani bunlar çocuk bilincinde alt astral varlıklar. yani böyle şımarık çocuk gibi falan biliyorsunuz bu varlıkların nasıl olduğunu. Daha da saf enerjiyle beslenme odaklı varlıklar da var bunların dışında. Onların dikkatini ancak enerjide bir kesilme veya travmatik bir olay çekebilir. Hala ışık evrende olan bu varlıklar üst yoğunluklarda yaşarken kendilerince psişik bir teknolojide olarak bütün evreni etkileyecek enerjiler üretebilirler. Bu tarzda da varlıklar var. Veya değişik enerjilerle beslenebilirler. Kimilerine göre bu aşama bilmediğimiz yoğunluklarda veya gök katmanlarında olabilir. Yani bizim bilmediğimiz bir takım boyutlarda olabilir. Biz ancak bu ışık evreni, yedi, bize açılan yedi göksel katman, yani üst yoğunlukları biliyorum desek de bunlar açılmamış. Yedi tanesi açılabilmiş. Zaten ondan sonra başka bir aşamaya geliniyor. Bazı akışlarda öyle. Kısaca bilmemiz gereken eğer, yani biz bunları bilelim de yedisini, e, sonrakinleri bilmek herkesin harcı değil. Yani lafını etsek de ben e, lafını edenlere, e, yani daha sen yedi e, yoğunluk katmanın ne olduğunu bilmiyorken, bu yaşam döngüsünü bilmiyorken, onun üstünü nereden bileceksin? Açılmadığı söyleniyor sana kutsal kitapların hepsinde. E var deseler de kanal bilgisiyle geliyor diyelim. O kanal bilgisinin nereden geldiğini biliyor musunuz? İnsan realitesinde olan ruhların bağlandığı kanalların çok üst düzeyde olmadıklarını biliyoruz. Eğer hakikatleri anlatmıyorlarsa, Allah'ın hakikatlerini. Kısaca bilmemiz gereken, eğer bir bilinci var ancak bir bedeni yok ise bu eterik bir yaşam formudur. Burada genel deyimleri kullanıyorum, genel bilgileri. Spesifik olarak bu eterik varlıklar biyolojik olarak başlayıp enerjitik olana doğru da ilerleyebilir. Ya da yaşam döngüsüne enerjitik olarak başlayıp tüm yaşam zamanları boyunca enerjitik olarak kalırlar. İkisi de doğrudur. Bir kısmının fiziksel bedenleri vardı. Bir kısmının da dış alemler ya da başka bir gerçeklikten ya da öyle bir yerden geldikleri söylenir. Yani kombinasyon şeklinde. Bedeni olmayan çok farklı tipte varlıklar var. Döngüde belki biz de o halde olacağız. Yani e, bu insan bedenine girmiş olan, anti evrenden gelmiş olan e, bir ruh bilinci olabilir. Çok ender de olsa. Veya biz e, biyolojik bedenle başlarız bizim ruhumuz. Daha sonraki aşamalarda eterik yaşam formlarında, yaşam buluruz eğer o erginliğe ulaşırsak veya e, küf denilen e, altın altına düşme eğilimimiz de var. Bu tamamen e, bu e, 3 4 işte 1 2 3 4'te verilen özgür iradenizle yaptığınız olayların sonucunda elde ettiklerinize bakılarak karar verilir. Eğer çok aşırı sapmalarla yaşıyorsanız Enkarnasyonlarda sürekli aynı hataları yapıyorsanız, maalesef ki küf olma durumunuz da var. Her zaman da yükselme söz konusu olmayabilir. Şimdi biraz da negatif olanlardan bahsedelim. Gölge varlıkları mesela var mıdır? Ben gölge varlıklarını gördüm önceki yıllarda da, yakın zamanda da hatta bu gölge varlıkların bir takım insanlara bağlı olarak yaşadıklarını gölge varlıklarından ordusu olan bir insanı bile gördüm yani daha doğrusu o farkında değildi ama arkasında bayağı kalabalık bu varlıklar vardı. Bazısı e, bunları arkon diyor. Arkonlar bilinen gölge varlıklar ama sadece arkonlar yok. Anti evrenden gelen pek çok gölge varlık da var. Ya da bize gölge varlık gibi görünen üst yoğunluk varlıkları var. Bunlar neymiş bakalım. Evet, gölge varlıkları pek çok farklı şekillerde olabilir. Gölge varlıkları gören insanlar çoğu zaman onları gözlemlemeye gelmiş olan varlıkları görmüş oluyorlar. Ya da bu gölge varlıkları göründükleri insanı korkutup, o korku enerjisinden beslenmeye gelmiş olabilirler. Bunlardan bazıları aynı şeyi yapmaya gelmiş olan beden dışı deneyim yaşayan varlıklar olabilir. Örneğin beden dışı deneyim yaşayan reptilyanlar, minturyanlar hatta griler. Bu reptilyan ruhuyla yaşayan bir çeşit robotlardır bunlar biliyorsunuz. Bazılarınız biliyor. İnsanları ziyarete gelip korkutup o insanlardan çıkan korku enerjisiyle beslenirler. Şimdi bunlar kendilerini projekte ediyorlar. Aslında bunların kendi mekanlarında, matrikslerinde bir bedenleri var. Ama bu bedenler yarı süptil bedenler. Yani bizim gibi katı madde, biyolojik beden değiller. Fakat bilinçlerini projekte edebiliyorlar bizim planımıza, bizim boyutumuza. Bazen de Fiziksel olarak da bedenlenebiliyorlar. Bunun için de e, geldikleri zaman bir sülfür e, kokusu olur. E, hani bu kına olayları falan da bu sülfürün etkisiyledir. Kına yakılma olayları falan. E, ama bu reptilianların bedenlendikleri zaman da e, o sülfür e, kokusu oluyor. Tabii bunlarla karşılaşmayı kimse istemez. O yüzden öyle bilmediğiniz mağaralara girmeyin. Çünkü Agarta, Şambala tarafında da iç dünyada da bunlar dünyanın eski efendileri reptilyan melezi insansı görünümde hem de reptilyan sürüngen karışımı. Evet ve bunlar e, 4B varlıkları çoğunluk olarak. Bizle mühürlüler. E, yani Zülkarneyn neyi mühürledi derseniz buraya ulaşırsınız. Bazı insanlar evde otururken ya da bir çeşit e, dalma hissi yaşadığında bir gölge görürler. Çoğumuz görürüz böyle bir gölge geçiyormuş gibi olur. Bakarız hiçbir şey yok veya izlendiğimiz hissine kapılırız. Öyle çok olmuştur. Benim de oldu. Daha önceki yıllarda oluyordu daha çok. Şu sıralar görmüyorum çok fazla. Çoğu zaman yürüyen ya da yan odaya hızlı bir şekilde geçen bir insan şekli göz ucuna görünür. Siyah bir karaltı. Gördüğünüzde eminsinizdir varlığını veya rüzgarını ya da soğukluğunu hissedersiniz. Başınızı çevirdiğinizde hiçbir şey yoktur. Bazılarımız onlarla iletişim kurup varlıklarının ortaya çıkmasını isteyebilir. Böyleleri var. İsteyenler oluyor hatta konuşanlar da. Bazen insan gibi görünürler. Bazen çok boyutlu gölgeler gibi. Bazen e, böyle pencere pervazlarında çıtırtı duyarsınız falan. Bazen de televizyonda çıtırtılar duyarsınız çünkü televizyon bir e, alıcı cihaz yani frekans alıcısı bu varlıkların da frekansları onun içinden geçtiği zaman bu sesleri hissedersiniz bazen de bunların çakralarınıza çalıştığını hissedersiniz bu tarzda da çok deneyimler biliyorum bana anlatılanlarda da e, o yüzden yaşadığımız olaylar. Evet, psikodelik ilaçlar veya uyarıcılar alan veya çok aşırı ot dedikleri, duman dedikleri, sigara benzeri içenlerde veya aşırı travmatik olaylar yaşayanlarda veya ileri zikir inisinasyon çalışmaları yapanlarda beklenmeyen anlarda perde düşer ve diğer gerçeklik planları görünür olur. Evet, bunu biliyorsunuz hepiniz. Beni de dinleyenler genelde bu konulara aşina insanlar. Genel olarak bu hallerde olanlar hayata bakışlarına göre veya karmalarına, sapmalarına göre veya doğum esma kader programlarına göre pozitif veya negatif diyebileceğimiz bu varlıkların etkileri altına girebilir veya deneyimler yaşayabilirler. Tekrar ediyorum ki daha önce de çok söyledim. 3B planında deneyim yapan insan bedenine sahip olarak doğmuş biz ruhlar sadece kendi gerçekliğimizi yaşarız. Ve yaradanı da yaşadıklarımızı da ancak bu sınırlarda bilebiliriz. Bu Allah'ın hakikatını bilmek değildir. Ancak kendi realitenizi bilirsiniz. Kendi nize özel matriks planınızı bilirsiniz. Peki eğer bir kişi pozitif etirik varlıkla bir deneyim yaşarsa ne gibi bir durum ortaya çıkabilir? Yani pozitiflerle de deneyim yaşıyorsunuz. Etkileri altına girersiniz. Hele ki görevli bir varlıksanız çok daha fazla olur. Çoğunlukla spiritüel bilgi, akış öğretiler verilir ya da mutluluk dolu duygusal hisler, huşu hali yaşar ve Allah'ı kendinde bilir veya melek dediğimiz pozitif etki yapan varlıklarla temasa geçer. Negatif varlıkların amacı nedir? Bir de ona bakalım. Bazıları sadece enerjinizden beslenmek için gelirler. Bazıları sadece gözlem yapmak için, bazıları da Kabal denen negatif dünyayı yöneten konsorsiyumun içindeki insanlar gibi kara büyü kullanan insanlara varlık bağlantısı şeklinde destek olmak için vardırlar. Bu büyü yapanlar için de geçerli yani normal. Ee, Türkiye'de hani çok büyü yapılıyor falan deniyor ama ben dünyanın pek çok yerini gezen bir insan olarak Türkiye'de az büyü yapıldığını söylüyorum. Özellikle ee, Orta Asya, İran, işte Pakistan, bu Türkiye devletler, ondan sonra Arap Yarımadası, İbraniler, yani çok fazla büyü yapıyorlar. Zaten Afrika'yı biliyorsunuz. Aslında Türkiye'de o kadar da fazla bilinçli de değil Türkiye'dekiler zaten. E, ama tasavvuf ehli iyi çalışmış. E, Osmanlı'da da, e, Selçuklu'da da yani e, bunu bir kenara bırakıp konuya devam edelim. Eğer insanları zihin kontrol teknikleri ya da diğer tekniklerle kontrol altında tutamıyorlarsa, bu konsorsiyumdan bahsediyorum. Varlık bağlantılarını kullanarak bu insanların tepkisel zihin durumlarına girmelerine neden olurlar. Kitleleri şu andaki gibi kapatır, sonra da 5G ile kontrol altına alır. Ardından biyorobot olmaları için çiplerler. Yaşamak için siz de her şeye evet dersiniz. Manipülasyonun son seviyesinde bu varlıkları kullanırlar. Maalesef öyle. Bu varlıkları bekçi olarak kullanırlar. Bir insanın geçmiş yaşam hatıralarına ulaşmasını veya evrensel hakikatleri bilmesini hatırlamasını engelleyemiyorlarsa, bu kişi ne zaman bunları anlayarak konuşmaya başlarsa, idrak seviyesi yükselirse, bu varlık bu kişinin endişe atakları ya da buna benzer şeyler yaşamasına neden olacak şekilde bu varlıklar o kişinin bekçisi olarak kullanılırlar. Yani demek ki toplumsal manipülasyonlar nasıl oluyormuş? Maalesef yani bazen izliyorum siyasilerde de çok fazla gözümüzün içine baka baka ne yazık ki devam edelim travmaya dayalı kitlelerde savaş kıtlık ekonomik ani yıkımlar zihin kontrolü sağlıyor bunlar toplumsal travma yaratıyor bu olaylar. Ondan sonra da siz koyun gibi her şeyi evet diyorsunuz. Ama bunlar olmasın. Ben evet diyeyim. Psikodelik ilaçlar ve bu varlıkların kullanılması arasındaki bağlantılar vardır. Ayrıca İnsanlar üzerinde bunların hepsini kullanırlar ancak farklı insanlar bu üçüne de direnç gösterirler. Yani perdesi açılmış, epifiz bezin açmış adam. E, bu arada herkes de epifiz üçüncü gözünü açamaz arkadaşlar. Yani öyle kendimizi de kandırmayalım. Bu çalışmadan kimseye ekmek yok. Bu artık e, biline e, diyorlar ki ben şu kadar zamanda bunu yaptım. Aç. Yani e, kolay bir iş değil bu. Ha bazıları işte ayahuasca kullananlar kızmasınlar. Ben diyorlar ki biz ölçülü yapıyoruz falan çalışma. İyi de açılan kapıdan kimin gireceğini nereden biliyorsunuz? Ya bazı kullananlara çok böyle denk geldiğim oldu. Sırtlarında parazit oluyor ve bütün yaşam enerjilerini emiyor dikkat etmek lazım. Yani ben zikirden şaşmam. Ee, onu da tavs onun dışında da bir şey tavsiye etmem. Hatta mantralara bile e, mantra çektiğim de olmuştur. Ee, bir takım böyle varlıkların saldırı şeklinde geldiğini gördüm ve bıraktım. Ee, ama hiçbir zaman e, esmalardan ve ayetlerden böyle etkiler almadım çok şükür. Gayet de sağlam. Ha, korunmak lazım. Bu kancaları temizleyeceğiz aslında, o yüzden anlatıyorum kancaları. Kancaları temizlemek zorundasınız. Kancalar ne? Akit demek, akit. Çok önemli. Akit veriyorsunuz. En sonunda da anlatacağım Talak suresiyle, Talak suresi akitlerle ilgilidir bu arada. Her surenin bir geliş amacı vardır. O da akitlerle ilgili olarak gelmiş. Neyse devam edelim. İşte bu insanlar direnç gösterirlerse uyanmış kişiler istenen etkiyi elde etmek için bu sefer hepsini birlikte kullanırlar. Ya öyle bu konsorsiyum falan o kadar bilinçli mühendislik yapıyorlar ki çünkü sadece birini kullanmak bu etkiyi yaratmayabilir. Travmayı kullanarak bu varlıkları bağlamak da kullandıkları yöntemlerden biridir. Fiziksel veya cinsel travmalar bu varlıkları implante etmek için kullandıkları yollardır. Mesela o baş kesenler ne kadar çok kan döktüler ve travma yarattılar. Bunların hepsinin bir sebebi vardı. Hepsi bir yola sokmak için insanları yapılan şeyler. O programları 19 yıllık süreçler sonucunda toplantı yaparlar. Negatif kutupta, pozitif kutupta. Bunlara negatif ricaliye de da pozitif rical deyin. Orada alınan kararlarla dünyayı dünya Rabliği ile birlikte yönetirler. Tabi bu da başka sistemlere bağlı dünya hapliydi meleği âlâ deyin isterseniz veya bazıların dediği gibi teknolojik üstler deyin ee, daha da yukarıya çıkarız bu konu daha sonra anlatılsın çünkü burada bu detayı vermek istemiyorum travma bir kişiyi varlık bağlantısına daha hassas hale mi getirir peki evet Travmanın kendisi bağlama işlevi gören bir yapıştırıcı gibidir. Bunu yapacak olan varlıklar nasıl varlıklar olabilir? Ona bakalım. Bu varlıklar yapıştıkları kişinin içinde yaşamaya başlarlar. Tüm yaşamları sahibine yapışmış bir parazit gibi geçer. Bu varlıklar aynı anda birden çok insanda da yaşarlar ya da tek insana odaklanırlar. Yani enerjinizi nereye kanalize edeceğinize ve girdiğiniz gruplara dikkat edin ee, yani iyi diye girersiniz e, ama o grubun e, başında olan kişinin bağlı olduğu bir takım varlıklar vardır e, ya ben siyasi partilere bile e, şüpheyle bakıyorum Çünkü e, insanlar toplanıyorlar e, O İnsanların birlik enerjisinin nereye gittiğini bilemeyiz. Bizim 3B planımız seçim planıdır. Bu planda toplumsal birlik bilinci önemlidir. Ama ne zaman? Savaş ortamları gibi zamanlarda ya da bir ülkenin kaderini değişmesi gerektiği zamanlarda. Onun dışında birlik bilinci değil bireysel bilinçle biz seçim yapıyoruz hasada kadar. Ama hasattan sonraki planlarda giderek birlik bilinci var. Birlik bilinci olmadan devam etmiyor ruh yoluna. Benzerleriyle birleşiyor sürekli. Devam ediyoruz. Bu varlıklar kesinlikle insanlara yönlendirilmişlerdir bu parazitler. Ne için yönlendirilirlerse ona adanmışlardır. Örneğin bir insanın belirli konulardan konuşmasını engellemek için gönderilmişlerse buna adanacaklardır. Bu insan ne zaman o konudan konuşmaya başlarsa bu varlığın o kişiyi o konudan konuşmasını engellemek için kullanacağı duruma örneğin panik atak, kafasının karışması ya da uykuya dalması gibi bir duruma düşe, düşürülebilir düşecektir veya hani büyü yapanlarda bir kadını eşinden ayır ya da erkeği ayırmak için yapılan büyüler veya birinin işini bozmak aklınıza ne gelirse yapılan büyülerde bu varlıkların hedefe kanca takması sağlanır yani ee, bu, bu derin ilimlerle uğraşan arkadaşlar bu varlıkları nasıl hedefe yönlendireceklerini iyi biliyorlar. Bu varlıklar vücudun ağrı hastalık ya da doku hasarı gibi bir durumun olduğu bölgelerine yapışırlar. Yani tıkalı çakralara çalışarak etki bölgelerindeki organlarda ve en son beyinde hasar oluştururlar. Bir takım tümörler kanser gibi olmadığı bağışıklık sisteminin çökmesinden dolayı oluşacak pek çok hastalık örnek buna olabilir. Kısaca enerji alanınızın farklı bölgelerine yapışırlar. Yani çakralarınız enerji üretiyor. Bunu yaptıklarında da bedeninizden enerji emeceklerdir. Ve bu da sizi hasta edecektir. Ve bu bölgede fiziksel hasarlar ortaya çıkacaktır. Ağrı olabilir, lezyon olabilir, herhangi bir türlü şey olabilir. Kadim bilgeler, şamanların baktıkları kendini fiziksel olarak ortaya çıkaran spiritüel bir durum olup olmadığıydı. Genelde e, kadim bilgiler bunu söylüyor. Kendini bilen şifacılar da ona bakarlar. Aslında e, doktorların da bu duruma bakması e, çok daha hızlı tedavi sürecini geliştirir bana göre. Yani ...empatide empati de önemli. Karşınızdaki hastayla ile, e, iletişim, telepatik bağ kurmanız da çok önemli. Mutlaka anlarsınız ne olduğunu. Gözlerine baktığınız zaman ya da bedensel dilden baktığınız zaman veya bazen de e, pisişik olarak algılarsınız. Kızıl deriler adaçayı veya çimen otu yakarlarmış. Bizler de defne yaprağı, ben defne yaprağı yakarım. Dumanla bu varlıkları uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve bunun kokusundan hoşlanmıyorlar. Defne yaprağını yatağıma da koyarım. Tavsiye de ederim. Cüzdanıma da koyarım. E, pozitif enerji için ona ihtiyaç duydum ve uzun yıllardır da kullanırım. Sanırım olan şey titreşimi de değiştirmekle ilgili. Şimdi bu dumandan bunlar rahatsız mı oluyorlar? Ben pek umurlarında olduğunu sanmıyorum. Titreşimi bu varlıkların barınamayacağı bir duruma getirmekle ilgili. Bu varlıklara iyi gelmeyen şeyin duman olduğunu ben düşünmüyorum. Daha çok bu maddelerin yakılması ya da kullanılmasına bağlı olarak Değişen titreşim ve enerji ile ilgili olduğunu biliyorum ya da düşünüyorum. Diğer yöntem de eğer bu varlıkların bir odada ya da bir mekanda olduklarından şüpheleniyorsanız oraya sarımsak asmak. Sarımsağı ezerek elde edilen kokunun o varlıkları oradan uzaklaştırma niyetini taşımak. Ve böylece sarımsak sizin niyetinizin oda haline geliyor. Hani vampirlere karşı da sarımsak falan denir ya. Yani bunlar tamamen doğru bilgiler örneğin soğan bir bölgenin bir lokal bölgenin bütün habitatının özelliğini üstüne alıyor taşındığınız yeni bir ülkeye gittiğiniz zaman ilk önce oranın soğanını yiyin oraya uyumlanmanız ve bağışıklık sistemini oraya göre ayarlamanız için sarımsaksa bu enerjilerin size negatif gelen enerjileri uzaklaştı. Bunun kokusundan da rahatsız oluyorlar. Hani böyle e, izbe yerlere ya da mağaralara gidenler e, sarımsak taşırlar yanlarında. Bu da aklınızın köşesinde olsun. Diğer şey tüm kapı girişlerine ve pencerelere tuz döküp sonra bu tuza en saf sevgi titreşimiyle niyet ederek bu varlıkları uzaklaştıktan sonra geri gelmelerini engelleyebilirsiniz. Tuzun e, niyeti taşımak için titreşimsel bir özelliği, bir çeşit depolama gücü var. Çünkü tuz bir kristal, önemli bir kristal. Kristallerin hepsi de e, bilgi depolar. Daha da ileri gidersek su bazlı bir gezegen olan Dünya'da var olan ya da bu plandaki her şey kristalize olma potansiyeli olduğu için tüm bilgiyi depolar. Yani e, Eşyalar da bilgi depolar. Antika eşyaları sevmekle birlikte daha önce yaşanmışlıkları sakladığı için ve önceki yaşanmışlıklar negatif olma olasılığı olduğu için ben eski eşyaları kullanmaktan yana değilim ya da eski evlerde oturmaktan yana değilim. Bir yere gittiğim zaman da ilk önce oranın enerjisini özümsemeye çalışırım. Doğa da dahil buna. Doğadaki ağaçlar dahil her şey fotoğraf çekme özelliğine ve bilgi depolama özelliğine sahip. Ee, bazen de bu eski mekanlardaki e, önceki olaylar korku filmleri gibi bir travmatik olay, yıldırım ya da şimşek olduğu zaman aniden ortaya çıkıverir. E, Bunlara da rastlıyoruz. Evet... Mısır piramitlerinde bu kristallerden var. Varmış ya da diyelim. Burada spiral enerjinin tabandan kepçe gibi toplanarak yukarıya aktığı ve tekrar yukarı tepe noktasına aşağıdaki inisiye ya da şifalanacak kişiye aktığı teknolojide kral ve kraliçe odaları deniyor. Oralarda toplayıcı aktarıcı kristaller varmış. Ya da hala var. Bunları inisiye rahipler programlarmış ve genelde sadece enerji üretmek değil bu piramitlerin görevi. Diğer görevleri de şifalandırmak insanları. Bu Güney Amerika'daki piramitlerde de gözlemlendirmiş aktarılan bilgi, kadim bilgi öyle. Yani e, kristallerin kullanımı eski e, kavimlerde, kadim bilgilerde çok iyi biliniyormuş. Atlantis ve Muda'da e, bunları iyi kullandıklarını biliyorsunuz. Çok anlattık bu konuları. Buralardaki en basit olarak şifalanma ritüellerinde sahip olduğunuz bütün negatif karmik bağlantılar, varlık bağlantıları piramidin içine girdiğinizde yaşamınızda olan bütün negatif şeyleri kendinizi ve size acı vermiş olan bütün insanları affettiğiniz bir çeşit travmatik hale girmeniz sonucunda hepsi temizlenmekteymiş. Tabi burada bu kristallerin de size bu travmatik halleri yaşatma durumları söz konusuymuş. Duyguların enerjileri var düşünceler duyguları oluşturuyor. Düşüncenin de enerjisi var. Buradan çıkan meyveler yani duyguların da enerjileri var. Ve bu enerjinin bir kütlesi de olacaktır ve bu da varlıkların tutunup kanca takacakları bir alan demektir. Demek ki buralara takılıyormuş kancalar. O yüzden korku enerjisine geliyorlar. Hem bundan beslenirler hem de kanca takarlar. Bunu iyice artık kafamıza kazıyalım. Bu duyguların çoğunlukla da korku, endişe, üzüntü gibi duyguların ya da enerjilerin gitmesine izin verirseniz bu varlıkların artık kanca takacakları bir yerleri olmamış olur. Size üzüntü yaratan insanlardan uzak durun arkadaşlar. Bu üzüntüyü sizde oluşmasını sağlayan insanlar bu varlıkların etkisiyle size yaklaşmış olabilirler. Yani sizden çıkan acı enerjisinden hem bu insanlar faydalanır hem de varlıkları faydalanır. Bu varlıkların bize bağlandıkları ana bölge sindirim sisteminin olduğu yer. Yani turuncu karın altı su çakrası diyoruz ve sarı karın ateş çakrası. Bu iki bölge özellikle Barsaklar ve kök çakrasına da buna ilave edin. Bağırsaklarımızın tüm kıvrımlarında bulunan atık ürünler sıkışmış bir şekilde 20 yıl bile kalabilirler. Ve bu varlıklar burada yaşayabilirler. Hani bu cin çıkartanlar falan daha çok bu bölgelerden ve sırt bölgesinde biliyorsunuzdur belki. Şimdi şişmanken zayıfladıysan sen de bir şeyler değişmeye başlamıştır. Bir dereceye kadar bu varlıklardan kurtulduğunu, onları attığını hissediyor musun mesela? Veya çok zayıfken birden daha canlı zinde hale gelmeye başladıysan aynı etki olabilir. Kancalardan kurtuluyorsun demektir bu. Bazen de direnç gösterirler böyle biraz iyileşir gibi olur. Kişi sonra tekrar başlar. Yani biraz kilo almaya başlar sonra tekrar zayıflar falan. Ya da şişmanken biraz zayıflar sonra bir daha kilo alır. Çünkü direnç gösteriyor o varlıklar. Besleniyorlar e, bu şekildeki insanlardan. Aynı şekilde hayatı anlamaya, izlemeye ve hakikatleri hatırlamaya başlamış da olabilirsin daha önce bu konulardan konuşamazken konuşmaya başladığında sürekli unuturken çok endişeli ya da çok yorgun hale geliyorken artık kancalardan kurtulmuş, özgürleşmiş ve kendine verilen yaşamı kutsuyor olabilirsin. Bunu deneyimlemiş olarak söylüyorum. Aslında bundan yıllar önce beni terk eden gölgeler gördüm. Ondan sonra konuşmaya, yazmaya daha çok başladım çok şükür. Örnek verecek olursam zaman içinde konuştuğum bazı kişiler ne zaman belirli konulardan konuşmaya başlasam anında uykuya dalıyorlardı. Ya yani ben dil döküyorum yani saatlerce konuşuyorum anlatıyorum yani çok derin konular konuşuyorum. Abi bakıyorum karşımdaki uyuyor yani. Konudan uzaklaşıyor. Veya e, konuyla hiç ilgisi olmayan özel konulara açıyor. Ya burada evrensel hakikatleri anlatıyoruz. O zaman diyorum ha tamam. Bunda ne var? Kanca olabilir. Yani kancaları olanlar ya anlattıklarınızı dinlemezler veya size kendi ilgi alanlarına çekmek için her yolu deneyip sizi yolunuzdan ayırmaya çalışırlar. O yüzden zaman içerisinde özel konulara giren pek çok kişiden ayrılmışındır. İzole yaşamak bana daha doğru gelmiştir. Bunu da çoğu zaman neden yaptıklarını bu insanlar bilmezler. Maalesef. Hatta kendilerini işte evliya ruhları falan etkilediğini düşünürler ama bakarsın ilgilendikleri konular hep özel konular. Tabi Allah e, herkese doğru yolunu göstersin ben dahil. Hayvansal gıdalardan özellikle uzak durup ancak enerjinizi koruyacak gıdalarla beslendiğinizde tüm toksinleri bedenden atabildiğinizde bu varlıkların tutunacağı düşük yoğunluklu herhangi bir alan kalmayacağından bedeninize kanca atamazlar. Ve ayrıca sizin enerji alanınızla artık uyumlu halde değildirler. Yani yüksek titreşimli bir diyetle, kendinize pozitif bir çevre yaratmakla bu çok önemli. O yüzden doğada olun falan diyorum. Yani ne olursa olsun doğada olmak iyi. Şehir hayatı maalesef çok sorunlu. Bu varlıkların size çapalamalarını mümkün olduğunca bu şekilde sınırlayabilirsiniz. Gerçekten zor. Bazılarınız bende varlık anca yoktur, ben temizim, pozitifim, en ben diyebilir olabilir diyebilirsiniz ben de diyebilirim hepimiz temiziz ama hep diyorum ki korunun lütfen arkadaşlar korunun, korunun. en iyi korunma yöntemi de benim gördüğüm Kur'an'la dayalı korunma çoğu insanda bir çeşit bağlantı ya da bir çeşit birleşme vardır günlük yaşantınızı etkileyen herhangi bir fiziksel ya da zihinsel bir travma geçirdiyseniz büyük bir ihtimalle size bir varlık yapışmış olabilir. Diyetimizi değiştirmeye başlarsak, başkalarını affederek, kendimizi affederek, bu duyguların yaratmış olduğu enerjileri salıvererek kendimizdeki değişimleri başlatacak şeyleri yapmaya girişirsek, bu varlıkların size tutunma gibi olanakları kalmayacaktır. Herkesin yaşamında onlara kötü davranacak, onlara sanki bir çeşit vampirlik yapacak birileri vardır.'' Bu insanların çoğunun varlık bağlantısı vardır. Ve bu varlıklar bu insanlarla simbiyotik bir ilişki içindedirler. Yani birbirlerinden faydalanarak ortak bir yaşam sürüyorlar ya. Hatta bazı filmlerde bunu sanki çok güzel bir şeymiş gibi anlatıyorlar. O kadar üzülüyorum ki. Bu insanlar başkalarına kötü davranıp enerjilerini emerler. Bu enerji bu varlığa geçmektedir ve bu varlık bu enerjiyi ev sahibiyle yani beden sahibiyle paylaşmaktadır. Bu varlık temizlendiğinde ev sahipliği yapan kişi kesilme sendromunu yaşamaya başlar. Eroin bağımlısının eroin almayı kestiğini de olanlar gibi. Yani bu insan çevresine iyice zarar vermeye başlar. Hani derler ya içine şeytan mı girmiş, onun benzeri. İyi huylu diye bildiğiniz kişinin ağzından inanılmaz sözler duyarsınız veya şiddet eğilimine girer. Yani biliyorsunuz şiddet eğiliminde özellikle kadınlara yapılan, hayvanlara yapılan şiddet. Yani diyorsunuz ki bu insan olamaz. E i̇nsan değil, birlikte yaşadığı başka varlık var. O varlığın isteği üzerine kendini kaybediyor, bilincini kaybediyor. Kullanıyor robot gibi. ha Bu acı enerjisini e, kadını dövdüğü ya da hayvana zarar verdiği zaman bir korku enerjisi çıkıyor. O korku enerjisinden besleniyor o varlık. Ama aynı zamanda o insana da e, yapıştığı insana da besliyor, rahatlıyor. Mesela seri katiller adam öldürüyor rahatlıyor. Bu nasıl bir ruh halidir? Gördüğünüz gibi insan değiller. Ancak insanları parmakla gösterip de varlık bağlantısı var demeye başlayamazsınız. Yani e, bu da doğru değil. Herhangi bir zamanda herhangi bir seviyede herkes bundan bir şekilde etkilenir. Etkilenmeyen kişi yoktur arkadaşlar. Temizlenenler olabilir ancak. Ancak spiritüel öğretileri kullanarak, diyetle kendinizi arındırarak bilincinizle bunlardan daha az etkilenir hale gelebilirsiniz. Ve bu hayattaki bir, bu bir mücadeledir. Çünkü gün içerisinde siz bunlarla infekte olmuş insanlarla bir arada bulunuyorsunuz. Ve günlük olarak bunları savuşturmanız gerekmektedir. Bazen bunlar hayvanlara da yapışıyor, yani bazen değil yapışıyorlar. Mesela köpeklerin Bazıları böyle değişik saldırılarda bulunurlar. <laughs> Hasattan sonra e, olmakta olan enerji değişimleri bu varlıklar için uygun olmayacak ve geldikleri dış alemlere veya anti evrenlere geri dönecekler. Bunu diyerek kapatmak istedim fakat e, ilk başta Enam suresinden bahsettim. E, şimdi Talak e, suresini Gideceğim ve yaşadığım olayı anlatacağım. Yakın bir zamanda e, yani dünyanın bir ucundan gelmiş bir arkadaş e, tedavi için gitmediği yer kalmamış e, etrafına zarar veriyor falan şiddet eğiliminde e, demişler ki işte bir de e, bu hatun bir baksın. E, neyse. E, sohbet ortamında kendisini gördüm. Başladık konuşmaya. Kendisi 5-6 dil bilen, işte yurt dışında bilmem kaç üniversite bitirmiş falan. Son derece zeki, çok iyi bir aile mensubu, varlıklı bir ailenin oğlu. Ondan sonra zeki görünüyor, çok şey biliyor. Hatta kendisini mehti falan zannetme sendromları var. Beş vakit namazında ayrıca bu kişi. Oturduk konuştuk. Ben önce kendimi anlattım. Hangi travmalardan, ne hallerden geldiğimi işte anlattım. ...bu yola nasıl girdiğimi. Ondan sonra... ...kendisini, e, önce kendimi anlattım ki... ...o da kendisini anlatabilsin. Sonra... E, ...başladı anlatmaya. İspanya'da... ...bir üniversitede okurken... ...Mariona... E, ...ayin'e katılmış. Şu anda da zaten... ...çok içiyormuş. E, o ayin sırasında... ...yanındaki rehberle... ...birlikte akış almaya başlamış. O rehber... E, bunu kontrol ediyormuş sözde. Daha sonra Yasin suresini tersten yazmaya başlamış düz yazarken. Şimdi bu Yasin suresini tersten yazma olayını bilenler bilir. Bazı sekaratta olan hastalar kolay ölsünler diye Yasin suresini tersten okuyan kişiler vardır. Ve bu çok büyük günahtır. Hemen ölür kişi acı çekmeden ama e, bu doğru bir iş değil. Bunu da bir kenara bırakalım. E, bu e, Yasin Suresini ters yazıp bitirdikten sonra yerde bir kül yığını oluşmuş ve görünmeyen bir el 666 yazmış üstüne. Ondan sonra zaten bu kişi e, bilinçli halden çıkmış ve halen de bu halde değişik sendromlar yaşıyor. Bunları anlatırken gözüne baktım ve gözünde insan görmedim. Dedim ki şu anda bizle birlikte varlık var. Biliyorsun değil mi dedi. Senin de enerjini emiyor dedi. Biliyorum dedi. O bana bir şey yapamaz ki dedi. Dedim bu söylediğin doğru değil. Senin bu halde olmanı sağlayan o. Ben onu kontrol edebiliyorum dedi. Ben ondan daha güçlüyüm dedi. Peki dedim sen daha güçlüsün. Ama yaptığın doğru değil. Bana Allah yeter dedim. Ki o sırada benim çakralarıma bir takım etkiler geliyordu ondan dolayı. Bana Allah yeter der demez lastik top gibi bu kişiyi ayağa fırladı. Odasına koşturarak gitti kendisine getiren oraya getiren kişiyi hemen yazdı. Ben çok korktum. İlk uçağa binip gidiyorum dedi ve ilk uçağa atlayıp gitti. Şimdi bu olayın ertesi günü ben zaten biliyorsunuz bir süredir hastayım. Yine çalıp yatıyorum gündüzde. Yattığım zaman vizyoner olarak bana şimdi okuyacağım. Ayet okutuldu ve ayetin anlamına baktığım zaman tüylerim diken diken oldu. Ee, Allah hamdolsun ki e, doğru yoldayım. İnşallah bundan sonra da ayaklarım sabit yere basar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yette yecan lehü mahracen ve yerzuku min haysu la yahdesip <Sessizlik> ve men yete alallahi fehü ve hasbü. Kim Allah'tan korunursa ona bir çıkış yeri oluşturur. Ona ummadığı bir taraftan yaşam gıdası verir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak suresi 2-3 Allah bize yeter arkadaşlar. Daha sonra bu ayete baktığım zaman Peygamberimizin de bunu tavsiye ettiğini, e, pek çok dünyanın şüphe sıkıntılarından, ölümün sıkıntılarından, kıyamet günün sıkıntılarından kurtuluşa bu ayetle amel edilmesi gerektiğini söylediğini rivayet ediliyor. İşsiz, borçlu, aile içi sorunları olan ve hatta kendilerine büyü yapıldığını zanneden kişilere de kesinlikle bu ayeti okuyarak, dua etmeleri tavsiye ediliyor. Evet arkadaşlar. Dilerim hepimiz bu kancalarımızdan kurtuluruz. Korunuruz, temizleniriz ve yaşamımız bu dünyadayken de bize cennet olur. Sevgilerimle.